CHP milletvekilleri adeta Sarıgöl'e çıkartma yaptı. CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Milletvekili Bekir Başavirgen, CHP Bursa Milletvekili ve Tarımdan Sorumlu Danışman Orhan Sarıbal, Sarıgöl'de halkın nabzını tuttu. Sarıgöl CHP Gençlik Lokali önünde açılış konuşmasını ilçe başkanı Halil Erman Er Yılmaz'ın yaptığı programda sırasıyla konuşma yapan milletvekilleri ilçeye yapılması planlanan jeotermal enerji santrali ve çiftçilerin sıkıntıları hakkında konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak Türkiye'nin her yerindeyiz. İl il, ilçe ilçe, köy köy dolaşıyoruz. Çiftçimizin, esnafımızın, emeklimizin, işçimizin, işsizimizin sorunlarını, dertlerini dinliyoruz. Bugün Sarıgöl'deyiz. Eğer siz bir teknoloji, bir gelişmişliği, bir bilimsel yeniliği insanlık için kullanıyorsanız başımızın üstüne. Ama o nükleer teknolojisini siz nükleer silaha dönüştürüp insanlığı katlediyorsanız biz buna karşıyız. O yüzden jeotermal enerjiye de karşı değiliz. Ama her yerde jeotermal santral yapılamaz. Her sıcak suyun olduğu yerde jeotermal santral yapılamaz. O yüzden nükleer enerji biliminde olduğu gibi bu bölgede, Alaşehir'de, Sarıgöl'de, bu coğrafyada, tarımın olduğu yerde, tarımın üretim yaptığı yerde eğer jeotermal enerji üretiyorsanız burayı katlediyorsunuz demektir. Bu çok net. O yüzden biz tarım topraklarında, tarım alanlarında yapılan bütün jeotermal enerji santrallerine çok net, çok açık bir şekilde karşıyız. Çünkü yine örnek olarak vereceğim. Covid-19 döneminde enerji yiyen bir insan çıktı mı bu topraklarda? Dünyada var mı? Yok. Ama burada ürettiğiniz üzümü, sofralık kuru, burada ürettiğiniz her türlü sebzeyi insanlar giderek evlerinden çıkarak aldılar, yediler. O yüzden jeotermal enerji Ege'ye, İç Anadolu'ya, sizin bölgenize bir ihanettir. Yapan da, yaptıran da. O yüzden jeotermal mücadelesinde sizlerle birlikte olduğumuzu bir kez daha söylemek isterim. Covid geldi. A'dan Z'ye bütün borçlar yapılandırıldı. Yapılandırılmayan tek borç tarım kredi borçları. %18 faizle sadece öteleme imkanı. O da hacizlik olmayana, o da kırmızı çizgi yememiş olana ve çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bunların çözülmesi lazım. Bunların toplumsal bir itiraza, ses yükseltişe dönüştürülmesi lazım. Sarıgöl'e de jeotermal mücadelesinde sonuna kadar katkı vermek boynumuzun borcudur. Siz kazanacaksınız ve tarihe geçeceksiniz. Hepinizi kutluyorum. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Herkese şunu söyleyelim. Başka bir alternatif, başka bir Türkiye, temiz bir yönetim biçimi ve yeni, doğru, iyi politikalarla yüzü gülen çiftçiler, yüzü gülen işçiler, işsizlikten kurtulmuş gençler mümkün. Bambaşka bir Türkiye mümkün. Biz varız, Cumhuriyet Halk Partisi var. Konuşmaların ardından ilçe esnaflarını ziyaret eden CHP'li vekiller, daha sonra geçtiğimiz günlerde gerçekleşen don afetinin bağlarda oluşturduğu hasarları yerinde inceledikten sonra ilçeden ayrıldılar.